günü aydın olsun. Güzel bir gündeyiz. Hava sıcak, cayır cayır yanıyor Türkiye. Henüz Mayıs'ın sonunda. Bu sıcaklık acaba neye alamet, değil mi? Hepimiz küresel iklim krizinden söz ediyoruz. Hepimiz tarımcı kesildi. Köylü, kentli. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Ama tarım sektörünün derdi, sorunu ne? Acaba verimlilik esas alınıyor mu? Ölçek yakalandı mı? Türkiye bunların hiçbiri üzerinde kafa yormuyor. Her neyse, bildik konuları aktarma niyetinde değiliz. Biz Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olduğunu da söylemeyeceğiz. Türkiye enerji ve gıda arz güvenliğini acaba bundan sonraki dönemde sağlayabilecek mi? Ana konu bu. Konuklarımız var. Sözü uzatmayacağız. Çünkü iklim krizi, salgınlar dünyayı bambaşka bir yere yuvarladı. Bu yuvarlanmada şu an enflasyonu, stagflasyonu konuşuyoruz. Yani durgunluğu ve bütün bunlardan etkilenmeyi. Zengin kuzey için hayat belki daha zor. Enflasyonla mücadele edecek ama kaynağı fazla. Peki yoksul güney, yani buğdaya bağımlı coğrafyada yaşayan milyonlar ne yapacak? Gıda isyanları kapıda. İşte böyle bir dönemde paylaşım ekonomisi, sürdürülebilir yaşam acaba ne mesajlar verecek dünyaya ve Türkiye'ye? Konuklar, öncelikle sizden başlıyorum. Rehta Cem Akyüz. Teşekkür ederim. Bu nasıl bir güzel isim? Rehber misiniz siz? Şöyle, açıklar mısınız tabii kısaca? Tabii, ismin anlamını söyleyeyim. Reh eski Farsça yol, yani rehber kelimesinden bilinir. Dağ da vermek, göstermek anlamında, yol veren, yol gösteren isminde. Her toplantıda açıklamak durumunda kaldığım, ilkokuldan beri benimle beraber devam eden gelen ismim Melih Hanım. Açıklayalım çünkü hem bugün güzel Türkçe ile konuşalım. Çünkü dil birliği olmayan, diline sahip çıkamayan, toprağını ve suyuna sahip çıkamayacağına göre burada ben de bu güzel akıcı Türkçe için size teşekkür edeyim. Türk Traktör satış direktörüsünüz değil mi? Evet, Türk Traktör'de. Kısaca kimliğinizi bize takdim eder misiniz? Tabii, ben Ankara doğumluyum. Burada evet, Ankara doğumluları da görüyorum. Ama Boğaziçi'nde olmak, bu güzel üniversitede olmak çok güzel. Ben Orta Doğu Teknik Üniversite mezunuyum. Bizim böyle tarihi binalarımız, böyle güzel manzaramız yok. Ama iyi mühendis yetiştiriyoruz. Ben de iyi bir mühendisim diyeyim. Türk Traktör'de satış direktörü olarak yaklaşık 9 yıldır çalışıyorum. Tarım üzerine, sürdürülebilirlik üzerine bugün bu zirvede olmak, hatta zirvenin ana sponsoru olmak bizim için büyük memnuniyet. Size de şimdiden moderasyonunuz için, renkli moderasyonunuz için teşekkür edeyim. Renk olmazsa hayat güzel olmaz. Bakın, bu dünyayı kurtaracak olan kadınlar. Bu ülkeyi de, bu salonun yarısı kadın olursa, tarımdaki iş gücü kadınla ilgili konuşursak dönüşüm gelecek. Onu biliyorum. Sağ olun. Sencer Solakoğlu, sizinle kaç yılında tanışmıştık? Ben bile hatırlayamıyorum. Ben de hatırlayamadım şu an. O zaman Türkçeniz daha bozuktu değil mi? Amerika'dan yeni mi gelmiştiniz? Epey bir. Evet. Şu an çok akıcı konuşuyorsunuz. Feyz çiftliğinin sahibisiniz. Evet. TÜSEDAT başkanısınız. Evet. Sizden de kısaca sizi tanıma fırsatını bize verirseniz mutlu oluruz. Tabii ki. Sencer Solakoğlu. Bursa Karacabey'de çiftçilik yapıyorum. İstanbul doğumluyum. Başarılar dilerim yarışmacılara. Hayır. İsviçre'de büyüdüm. Yani 11 yaşında yatılı okula gittim. Tek başımaydım. Hiçbir lisan bilmeden orada bazı zorluklarla mücadele edip her şeyini kendi yapmak zorunda kalmak o yaşta. Belki bugün benim tarımdaki elde ettiğim başarının ilk temeli diyebilirim. Yani bağımsız, bir sorunla karşılaştığın zaman çözüm üretebilen bir yapı. Bu çok çok değerli. Özellikle tarım için çok değerli. Çünkü çok birazdan konuşacağız. Yeni bir döneme giriyoruz. Bu girdiğimiz dönemde de bu inovatif yaklaşıma çok ihtiyaç var. Nitekim bir de Amerika üstüne geldi İsviçre'den sonra. Onun akabinde de Türkiye'ye gelince şöyle bir oturdum baktım. Ben ne yapacağım bu ülkede dedim. Çek yazarlar, ödemezler. Ne yapacaksın abi, canımı mı alacaksın derler. Geçer giderler, kazığı biz yeriz.
ben bu ülkede tarım yapmam lazım, ticaret yapamam dedim. Ve tarımın ne kadar önemli olduğunu gördüm, verimsiz olduğunu gördüm. Ve akabinde işte 12 yıldır ben de tarımcıyım. Yani çok böyle geçmişim uzun değil. Akademiden tarıma uzanan yolculuk evet. Ancak. Burjuva demem doğru mu bilemem. Burada İlber Ortaylı var. Bu konu üzerinde hiç yorum yapamam ben ama Türkiye'de mesela Mustafa Koç'la aynı okulda okudunuz. Evet, yani evet, bir farklılık var. Bunun da altını çizelim değil mi? Burjuvazinin tarıma yönelmesi iyi midir Türkiye için? Bence insanları o şekilde sınıflandırmaktansa inovatif insanların tarıma girmesi burada çok ciddi potansiyel olduğunu zaten gösteriyor ve bu potansiyel gerçekten de var ve bunun ben muhtemelen canlı ispatı olabilirim. İnovasyon da iyi eğitimle, yaratıcılıkla geliyor. Yaratıcılık da bambaşka bir perspektif istiyor. Şimdi bu ayrı bir tartışma konusu ama işte bambaşka bir alanda açılım yapan bir isim. Enis Hekimoğlu değil mi? Evet. Şimdi sizi tanıyalım. Mersin'den buraya geldiniz. Evet. Buyurun efendim. Ben de Mersin doğumluyum. 1966. Liseyi İstanbul Üniversitesi'nde yatılı okudum. Daha sonrasında tekrar Mersin'e dönüp Adana Çukurova Ziraat Fakültesi'ni bitki korumayı 1987 yılında bitirdim. İlk iş hayatıma İngiltere'de bugün Syngenta'nın doğduğu ICI firmasının ilk Türk olarak Genisil Araştırma Merkezi'nde o yıllarda 87 yılında yabancı otların toprakta ve suda bıraktığı zararlarla ilgili Bracknell Tarım Fakültesi ile beraber çalışmada görev aldım. Daha sonrasında Türkiye'ye geldiğimde Avrupa toplumuna uyum çalışmalarında Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde 4 yıl görev aldım. Ve 93'te evlendikten sonra Hek Agro Solutions 35 yıllık geçmişinde özellikle 18 yıl evvel başlayan bugün bu zirvede ve Türkiye'de dünyada konuşulanları Türkiye'ye inovatif şekilde getirip Türk tarımını ileriye götürecek adımları atmaya çalıştım. Bugün iki kız çocuğum var. Onlar da tarım sevdalısı. Bir tanesi de aramızda. Onlar da tarımda inovatif çalışmalarla Türk tarımını hak ettiği yere getirmek için beraber çalışıyoruz. Peki efendim, bu üç konuğumuzun ortak özelliği. Biz bugün verimlilik üzerine konuşacağız değil mi? Dünyada da temel sorun verimlilik mi? Cem Bey. Kesinlikle. Hani önceki oturumlarda da zaten bahsedildi. 2050 yılında dünya nüfusu 10 milyar olduğunda, şehirleşme arttığında, hiç tarihte kullanmadığımız kadar proteine dayalı beslenme arttıkça verimliliğin artması gerekecek. Çünkü tarım alanlarını maalesef arttıramıyoruz. 2016'dan beri yaklaşık 500 bin hektar ekilebilir alanı kaybettik. Yani böyle söyleyince rakamları çok gözde canlanmıyor ama ben Erzurumluyum. Bizim köyün ekilebilir alanı 3-5 bin dönüm arasında. 500 bin hektar dediğinizde böyle binle ifade edilen bir köy alanını kaybettiğimizi gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Tabii ki verimlilik ama ne pahasına verimlilik? Hani bugünkü zirvede sürdürülebilirlik kısmı da var ya, verimliliği arttıralım ama ne pahasına verimliliği arttıracağız? Hani ben genel çerçevede 3 şey söyleyeceğim. 1- kaynakların verimli kullanılması gerekiyor tarım yaparken. 2.'si gıda israfının azaltılması gerekiyor. 3.'sü de çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmemiz gerekiyor. Çevreye verdiğimiz zarar, mesela yapılan bütün tarımsal faaliyet artık öyle ya da böyle traktörle yapılıyor, ekipmanla yapılıyor. Türkiye'de 2 milyon adet yaklaşık traktörümüz var Melih Hanım. Ama bunun ortalama yaşı 25. 25 yaşındaki bir traktörde bir kere en önemlisi güvenlik normlarından yoksun. Güvenlik çerçevesi gibi, doğru fren tertibatı gibi. 2.'si çiftçilerimiz giderlerden dertli, bakım, onarım masrafları çok yüksek. 3.'sü de yakıt sarfiyatı çok yüksek. Biraz önce siz kısaca değindiniz. Biz yıllık 30 milyon ton ham petrol, yaklaşık 10 milyon ton mazot ithal eden bir ülkeyiz. Ve burada traktörlerin kullandığı motorların verimli olması çok önemli. Biz işte 1 milyonuncu traktörümüzü üretirken geleceği dönüştürür, tarımı dönüştürür, geleceği hazırlar vizyonuyla çıktık. Türk Traktör olarak ürettiğimiz motorlar en üst emisyon seviyesine sahip. Çevreyi daha az kirletiyor ve yakıt tüketimi daha az. Böylesine enerjide dışa bağımlı bir ülkede herhalde çevreye verilen zararı en aza indirmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Diğer iki başlığı sonraya saklayayım. Olur.
Ama hemen konuşmamızdan anlıyorum ki mesaj Sanayi Bakanlığı'na mı? Hurda traktör envanterinden söz ettiniz. E demek ki bir traktöre hurda teşviği gelmeli. Buradan onu anlıyorum ben. Bu konunun da altını çiziyorum. Önemli bir konu değil mi sizce? Şimdi biraz geri saralım. Saracağız da orayı sarmadan önce şu kuzey-güney meselesini saralım biz Sencer Bey. Yine onun için de geri sarmamız lazım. Açlık isyanları kapıda diye okuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Ne oluyor dünyada? Dünyada bir değişim oluyor. Yani sanayi devriminin olduğu dönemlere döndüğünüz zaman, baktığınız zaman şu anda çok benzer bir şey tarımda yaşanıyor. Ne yazık ki sürdürülebilirlik kelimesi esasında çok geniş kapsamlı olduğu için çok insan çok rahat bir şekilde kullanıyor. Bazen amacı dışında da çok kullanılıyor. Artık klişeleşmiş bir kelime haline geldi. Şu çok önemli. Herkes tarım yapmak zorunda değil. Milyonlarca çiftçiye ihtiyacımız yok. Ama belli bir miktar gıdaya ihtiyacımız var. Bugün Amerika'ya baktığınız zaman işte milyonlarla ifade ettiğimiz işletme sayılarına karşın koskoca Amerika'da 29.600 tane işletme var. Yani bizde milyon, Amerika Birleşik Devletleri'nde 29.600, bu çok afaki bir fark olduğunu ve nereye gideceğimizi gösteriyor. Bugün Avustralya gibi bir ülkeye baktığınız zaman hayvancılık işletmesi tarafında 5.000'lere kadar düşmüş bir işletme sayısı var ama üretimleri tarihinde gelmiş geçmiş en büyük üretimden bahsediyoruz. Bir yandan da bakıyorsunuz Güney Afrika gibi ülkelerde sıfır sübvansiyon, sıfır devlet desteğiyle ciddi anlamda tarım yapılabiliyor. Yeni Zelanda gibi bir ada ülkesi diyelim. Dünya süt pazarının süt sudan ibaret ağırlıklı %20'sinden fazlasına kontrolü altında tutabiliyor. Burada gerçekten büyük bir devrim yaşanıyor esasında ve bu devrimi biz ne yazık ki içinde rol oynayan değil de dışarıdan seyircisi olduğumuz için çok zorlanıyoruz bu devrimi yaşarken. Yani köylü köyünde mi kalmalı, şehire mi gitmeli, yok kırsal nüfus kırsalda kalsın ama köylü olmasın. Herkeste bir kafa karışıklığı var ve bu kafa karışıklığı öngörülemediği için Avrupa Birliği müktesebatına sadece kelimelerle yazılan, atılan imzalarla uyum sağlanmaya çalıştığı için ama sosyolojik olarak hiçbir ön hazırlık yapılmadığı için köyde insan kalmadı. Çiftçinin yaşı 55'e geldi. Bugün gıdanın erişilebilirliği artık dar gelirli insanlar tarafından nispeten zor veya imkansız hale geldiği bu dönemde üretime ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Ama hangi üretime ihtiyacımız olduğunu çok fazla konuşmuyoruz. İşte demin İlber Hoca söyledi, Siyez buğdayı diyor, ulaşamıyorum diyor. Bizim ata tohumumuz ülkemizin tohumlarında. Yani bir bolluğun bize getirdiği rehavet var. İsrail'le mukayese edelim. Su yok, doğru düzgün toprak yok. Evet nüfus da az. Ama azla çok yapmak zorunda. Biz nispeten su zenginiydik. Şimdi biraz fakirliğe doğru gidiyoruz ama suyumuz var. Toprağımız fazlasıyla var. Cem'in söylediği 500 bin hektar, ben yani telaffuz ederken zorlanıyorum. Bir alanın tarım dışı kalması tabii ki bizi açlığa, tabii ki zor bir döneme sürükleyecek. Ama kuzeydeki zenginliğin sebebine geldiğiniz zaman işte orada endüstriyel revolüsyonun bugün tarımda yaşanan etkisini göreceksiniz. Kuzeyliler teknolojiye yatırım yaptı. Kuzeyliler teknoloji sonucunda bugün gübrede ne ihtiyacımız olduğunu görüp yeni şeyler keşfetmeye başladık. Aa, böyle bir şeye de ihtiyacımız varmış. Böyle bir teknolojiye de ihtiyacımız varmış. İşte traktörde, ekipmanda şöyle bir şeye ihtiyaç varmış deyip bizden belki 10 yıl önce başladıkları bu yolda o kadar hızlı yol kat ettiler ki bizden çok daha uygun fiyatla çok daha fazla ürün yetiştirebiliyorlar ve bunu yaparken de çevreci bir şekilde yapabiliyorlar. Biz şu anda Türkiye'deki ilk karbon nötr olma hedefini koyan çiftliğiz ve bunun üzerine çalışıyoruz. İnanın Türkiye'de kaynak yok bu konuyla ilgili. Sağınıza bakıyorsunuz, sonuna bakıyorsunuz. Kapkaranlık bir odanın içerisinde aydınlatmaya çalıştığınız bir de karşınızdaki ya ne iş var bu işlerle uğraşıyorsun, ne antika adamsın deyip duruyorlar. Ya benim de iki tane kızım var. Arkamdan İnşallah. Kötü söz söylemeleri yerine çok daha iyi ki yapmış. Bir karınız var. Evet, finansçı, matematiği evet. İyi biliyor. Öyle kolay değil bu işleri evet. Yapmak. Yani tabii bu finansal verimlilik de burada çok önemli. Yani artık tarımı tek başına böyle sapan, öküz vesaire gibi düşünmek çok yanlış ve hala ne yazık ki biz
destekleme politikaları ve Türkiye'nin tarım politikası olarak baktığınız zaman hani garibanlara birazcık ekmek parası dağıtırcasına bir sistem yapıyoruz. Halbuki bizim bugün bir Avrupa modelinde bir desteklemeyle artık bu işi yapacaklarla yapmayacakları ayırıp ölçekte de büyümek için istikrarlı, kârlı bir tarım programı çizmemiz lazım. Yani bugün buğday diyorlar. Geçen sene bas bas bağırdım her televizyon kanalından. Kardeşim, Türk çiftçisinin buğdayını 2500 liraya aldı geçen sene TMO. Aynı TMO Rus çiftçisinin buğdayını 6000 lira para ödedi. Evet. Yani o zaman sen gidiyorsun Hans'a para veriyorsun, Dimitri'ye para veriyorsun 6000 lira aynı kilo buğday için. Ya Türk çiftçisine 7000 lira ver de burada üretilsin diyorsun. Hayır, biz senede bir kere fiyat belirleyebiliriz gibi bir argümanla üretimle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Gerekçe soruyorsunuz. Efendim, ekmek fiyatlarının artmaması lazım. Aynı adamı soruyorsunuz arkadaşım. Ekmeğin içinde unun maliyeti yüzde kaç? 30. Unun %30. Buğdayın %26. Hadi bunu biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Zannediyor ki buğdayın fiyatını düşürdüğü zaman ekmeğin fiyatını düşürecek. Böyle yönetildiğimiz sürece ne yazık ki biz en çok darbe alan ülkelerin başında geleceğiz. Ve yaptığımız hatalardan dolayı da şikayet etme hakkımız olmayacak. Kuzey refah içinde yaşarken biz kendi kendimizi bu yoksulluğa mahkum etmiş oluyoruz. Yani yoksul güne yine gıda krizi ve gıda isyanlarıyla boğuşacak. Ama anlıyorum ki Türkiye'nin çerçevesi iyi çizilmiş, bugüne kadar hep ihmal edilmiş, kavram kargaşası yaşadığı tarım sektörüne bütüncül bir yaklaşım içeren kalkınma programı adı da. Kavgadan da uzak. Yani konu kavga meselesi değil, konu ortak nokta tartışıp ülkemiz için en iyisi neyse onu ortaya koyabilmek. İşte Agro TV'yi bu yüzden Doğan Başaran'ı gerçekten kutluyorum. 33 yaşında genç bir ziraat mühendisi tarım yolculuğunu sürdürüyor ve kavga yerine herkese bir platform açıyor ve Türkiye'nin tarımdaki yolu ve yolculuğu benim için önemli. O yüzden destek veriyorum sonuna kadar. Biz de öyle. Ve siz Mersin'den geldiniz, böyle bizi dinliyorsunuz ama 1 Ocak 2026 sabahı uyandığınızda bu kadar çok konuşan ve boş konuşan bir ülkenin tarımda, bitki koruma, gübre, temel konularda çalışıyorsunuz. Evet. Kendiniz nasıl hazırlıyorsunuz, ne hissedeceksiniz? Ortada bir şey yok çünkü. Evet. Dünyada son yıllarda inovatif çok hızlı değişimler, gelişmeler oluyor. Bu anlamda Türkiye'de Agro TV ve Agron vasıtasıyla başlayan tabii zirveler ki tekrar tekrar sürülebilir dense de, tekrar tekrar kendine yetinebilirlik dese de bu tip toplantılar, zirveler Türkiye'yi inşallah 2026 sabahı çok daha farklı yerlere taşıyacağını umut ediyorum. Son yıllarda özellikle pandemiden sonra sağlıklı beslenme hiç bu kadar önemli olmamıştı. Gıdaya erişim hiç bu kadar değerli olmamıştı. Ve tüm toplumlara, ülkelere baktığınızda karbon ayak izi bırakmadan, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye sokmadan bugünün ihtiyaçlarını üretebilen sürdürülebilir kalkınmalara yöneliyorlar. 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletler'in Çevre Kalkınma Konferansı ile Rio'da başlayan deklarasyonu, belki Gökhan Hoca'nın bugün dediği gibi Çin ve Brezilya'da demek o deklarasyonla gündem 21 ile beraber tarımını farklı yerlere taşıdılar. Ve diğer gelişmiş ülkelerde de kendi kendine yetebilmek için inovatif her türlü çalışmayı hızla yapıyorlar. Biz de Türkiye'de sürdürülebilir tarımdaki temel 4 ilke üzerindeki çalışmalarımıza ağırlık verirsek 2026 sabahı daha güzel bir Türk tarımına uyanmış olacağız. Bunlar nedir? Ekonomik olarak sürdürülebilir olması lazım. Çiftçi karlı değilse tarım olmaz. Bitkisel üretim olmaz. Diğer taraftan çevre dostu. Tüm kimyasallar, çevreye olumsuzluklar. Üçüncüsü sosyal sürdürülebilirlik. Hala tartışılıyor Türkiye'de. Yapısal sorunlar, birlikler, üretici birlikleri, kooperatifler, konseyler ne yapıyorlar? Hedefleri ve sonuçları nedir? Diğer taraftan da politik desteklemeler çok önemli.
Benim bugün anlatmak istediklerim bu dört başlık adı altında. En önemlisi çevresel sorunlar. Çevre olmazsa, doğal kaynaklar olmazsa askerlikle bu işi yürütebilirsiniz. İşte güçlendirilmiş bir çiftçi örgütlenmesi yok. Bakın sürdürülebiliyor. Bakıyorsunuz politik desteklemeler yanlış, hedefleri doğru değil ama sürdürülebiliyor. Ama çevreyi kaybedersek, doğal kaynaklarımızı sürdüremezsek maalesef biz gelecek nesillere miras, doğru bir miras bırakamayız. Bu çerçevede bitkisel üretimin dünyada ve Türkiye'de hala çok şiddetli karşı karşıya olduğu çevresel sorunlar var. Bir, bitki besin dengesi topraklarda bozulmuş durumda. Yarım asırdır yapılan intensif tarımla beraber, modern tarıma geçişle beraber besin dengesizliği bozulmuş durumda. Toprak bir canlı fauna. Toprak mikroorganizmanın yaşam döngüsü bozulmuş durumda. Diğer taraftan sularla, kimyasallarla topraklar tuzlanmış durumda. Ve sonunda da global sorun haline gelen havaya salınan azot ve kükürt gazları. İşte bu dört çevresel sorun bitkisel üretimi etkiliyor. Ve ondan sonra verimlilik etkileniyor. Bugün bitki besleme, gübre sektörü bitkisel üretimin %60'ından sorumlu. Ama susuz değil. Suyla beraber %60. Ve bizim bu çevresel sorunları minimize edeceğimiz veya engelleyeceğimiz yeni besleme teknolojileriyle beraber nasıl 3 tane hedefi Türkiye'ye koyarsak en azından ben Enis Hekim olarak biz Ziraat Mühendisi hem de çiftçi hem de bir gübre sektörünün girişimcisi olarak 2026'ya mutlu bir yarınlar bırakabiliriz diye düşünüyorum. Bu 3 tane faktör nedir? Bu 3 faktör. Birincisi gübre sektöründeki geleneksel uygulamalar, Türk çiftçisinin 1960'lardan beri uyguladığı geleneksel uygulamalar, programlar ve o programların ürünleri maalesef bugün gelişmiş ülkelerde ham madde olarak bile kullanılmıyor. Yeni teknolojilerde bitkisel menşeli, hayvansal menşeli, içerisinde bakteriler olan az kimyasallar, aynı insan vitaminleri gibi, insan vitaminindeki çinkolar, fosforlar gibi daha fazlasını yapan etkin teknolojiler var. 2 ile 8 katı. Bu ne demek 2 ile 8 katı? Siz bugün o zaman mısır ithalatını, 2 milyon ithalatı engelleyebilirsiniz. 8 milyon buğday ithalatını engelleyebilirsiniz. Soya'yı, mısır, ayçiçek ithalatlarını hepsini sıfırlayabilirsiniz. Sadece dünyadaki trend olan yeni bitki besleme etkin kullanma yöntemleriyle. Trend de bu zaten. Siz de bunları anlatıyorsunuz değil mi? Biz 18 yıldır bunları anlatıyoruz. Türkiye'yi ama bunların anlamak istemiyor. Tabii ki desteklenmesi Tarım lazım. Tarım Bakanlığı'na bir briefing vermeyi düşünüyor musunuz? Tarım Bakanlığı'yla yani beraber... Yani çekinmeyin. Şimdi burada konuşmak güzel de. 17 yıldır hem yurt dışındaki paydaşlarımızla ve arkasındaki Las Olamaz gibi Amerika Enerji Bakanlığı'na bağlı Dünya Nükleer Araştırma 2. Laboratuvarla beraber ve diğer Latin Amerika ülkelerindeki birçok araştırma merkeziyle beraber yapılan teknolojileri Türk milli tarımına kazandırmak, teknolojiyi buraya transfer etmek için uğraşıyoruz. Bununla ilgili bazı yönetmelikler, değişimler, Avrupa Birliği'ndeki değişmeleri tabii ki takip ediyoruz ve verilen briefingler de var. Biraz sonra ikinci bölümde bahsedeceğim diğer bir konu ise azot ve fosfor kirlilikleri Türkiye'de. İkinci bu bölümde söyleyeceğim son şey ise bitkisel üretimde ve yine dünyada doğal kaynaklarda önemli olan geleneksel bu klasik gübrelerle beraber biz topraklarımızı fakirleştirdik. Doğru. Toprak biliminde bugün hala bizim de yaptığımız paydaşlarla aldığımız ARGE bilimsel çalışan gruplarla beraber %90 bilinmiyor. Doğru. Toprakta 6 milyarla 10 milyar bakteri ve mantarın farklı toprak tiplerinde yaşadığı ve bunların bitkilerle simbiyotik dediğimiz bir yaşam döngüsüne girdiği, 6 metre ötedeki fosforu bitkilerin emrine taşıdığını bizim bunu çiftçi olarak da, ziraat mühendisi olarak da, tabii Tarım Bakanlığı uzmanı olarak da bilmemiz gerekiyor. Ancak biz toprak verimliliğini arttırırsak ve toprak verimliliğiyle beraber bitki sağlığı, niye daha fazla tarım ilacı Türkiye'de kullanıyor? Çünkü topraklara verdiğimiz kimyasallar, herbisitler ve en önemlisi tuzlu gübreler
Türkiye'deki gübrelerin çoğu orta ve şiddetli derecede yakıcı gübreler, toprağa dökülen 50 kilolar, 100 kilolar bugün Akdeniz'de bizim denize girip denizden çıkıp duş almadığınızı düşünün. İşte o kökler o tuzluluğu, o stresi hissediyor. Yapraktan veya toprak aldığında bu da verimliliğimizi düşürüyor. Böyle yaptık. Lütfen yanlış anlamayın. Ben de araya girebilir miyim? Bir sen bir şey soracağım. Buyurun. Çok güzel bir konuşma evet. Ama. Şimdi ben burada çok önemsediğim bir konu var. Şimdi siz demin Tarım Bakanlığı dediniz ama her şeyin sonucu veya suçu orada değil. Yani siz çiftçi eğitimini tamamlayamadığınız zaman, size çiftçi soru sormadığı zaman istediğiniz kadar Enis Bey gitsin anlatsın. Bu işin özünde çiftçi eğitimi yatıyor. Biz çiftçilerin, mesela ben soru soruyorum. Şimdi Cem Bey'in başının belasıyımdır. Arada sırada ararım. İlla yeni bir şeyle ilgili onu zorlarım, kaç sıkıştırırım. Kaç yer arıyor haftada sizi? Haftada demeyelim ama yani sık sık. Ayda bir mutlat görüşmemiz var diye. Şimdi burada da böyle. Yani şimdi Enis Bey'in getirdiği yeni gübreler benim o kadar çok aradığım ve Türkiye'de bulamadığım gübreler ama ben aradığım için ona ulaşabildim. O sayede de onun bilgilerini şu anda almaya başladım. Siz geleneksel bir çiftçiye soru sormazsa istediğiniz kadar anlatın. Ne doğru. Uygulatma şansınız var ne de öğretme şansınız var. O yüzden eğitim yani ziraat fakültelerinin dört duvar arasında değil ama açık havada uygulamalı fark yaratan bir eğitim programı olmadığı için ve en düşük puanlı üniversite mezunlarının ne yazık ki ziraat fakültelerine ki gıdamızın geleceğini belirleyecek mühendislerinin başında gelmeleri hasebiyle de çok kötü bir durum bu. Bununla beraber hocaların hoca olduktan sonra benim gördüğüm hocalarda çoğunda bu vardı. Hani orada kaldığı bilgi yani kendilerine daha ihtiyaç yok ki. Hiçbir çiftçi gelip de hocaya sormuyor ki ya hocam falanca bilmem ne varmış. Adam başta bir gidiyor ondan sonra. Yani temel sorun şu. 1974 yılında sonunda karar verdik. Ziraati hep değiştiriyoruz ya ziraat tarım. Sonunda 74'ten sonra tarımı kullanmaya başladık. Öncesi ziraat. Onun için fakültelerin adı ziraat. Çok ciddi bir tartışma konusu. Tarım ve hayvancılık, tarım mı? Bitkisel, hayvansal, sizle de bu tartışmayı yapıyoruz. Konu buraya geliyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim. Ancak ben köylünün kavim kültürünü çok önemseyen biriyim. Köylünün kavim kültürü yok olmuş durumda. Çiftçiler soru soracaklar. Çoğu eğitimli. Şehirli çiftçiler giderek sayısı artıyor. Tabloyu ortaya koyuyoruz ya, harika da startuplar var. Şimdi bu çerçeveden bakarsak, Sencer Bey de ayda bir kere sizi arıyor ya, siz şimdi eski traktörü dinledik ama bir özelliğiniz var, %25'iniz halka açık. Ben de borsayı çok yakından izlerim. Borsanın en sevilen, yatırımcının en sevdiği iki şirketten birisiniz. Tarım şirket olarak bakıyoruz. Ve borsadaki demokrasi ise eğer buraya uygun küçük yatırımcınıza sahip çıkıyorsunuz. Bir kere bunun altını çizeyim. Şu çevre duyarlılığınız, sürdürülebilirlik adına başlıkları bize aktarır mısınız? Tabii ki. Çok güzel konuşmalar bu arada. Çiftçilerimize soru sordurmak için birkaç da somut örnek vereyim. Yani böyle soru sormaya teşvik ederim onları. İşte verimlilik dedik ama ne pahasına verimlilik dediğimizde işte bu sürdürülebilirlik konusu karşımıza çıkıyor. Biraz önce değindiğim iki başlıktan devam edeceğim ben. Bir tanesi kaynakların verimli kullanılması. Burada teknoloji kullanımı ön plana çıkıyor. Şimdi hepimiz buradayız. Meryem Hanım şu anda cep telefonunuzdan bizim Tarlam Cep'te uygulamasıyla Zonguldak'taki tarlanızın şu anda sulama durumunu, bitki yetişme durumunu, verimini takip edebilirsiniz. Şimdi bu çok güzel. Oraya en azından gidip gelip harcayacağınız uçak yakıtını, mazotu tasarruf edebilirsiniz. Bizim tarlalarımız parçalı, bölünmüş durumda. Her seferinde o tarlaya, o parsele gitmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla Tarlam Cep'te uygulamasıyla uydudan mesela bunu takip edebiliyorsunuz. Ben birkaç da somut örnek vereceğim ki hani gözlerin önünde de canlansın. Hani politika konuşuruz tabii ki. Ama somut örneklerde eminim bu Sencer Bey'in de bahsettiği soru sormayı destekleyecek. Tarlam Cep'te de bir özellik daha. Önümüzdeki 48 saat boyunca hava durumunu size tahmin ediyor ve buradaki rüzgarı söylüyor. İşte ilaçlama yapan birisi olarak ilacın yarısının havaya gitmesi, boşa gitmesi onun en büyük zararı. Ve Tarlam Cep'te size diyor ki yarın saat 3 ile 4 arasında rüzgar sakin. Bu saatte çık tarlaya ilacını at.
Yani tarımda bu teknolojiyi karar alırken dijital sistemleri kullandığınız zaman o verimlilik arkasından geliyor zaten. Yine Türkiye'de artık gittikçe yaygınlaşan uydudan konum alan ve traktörü operatörün değil uydunun kullandığı sistemler var. Biz de Türk Traktörü olarak 2019 yılından beri hem New Holland hem KZH markamızda bu traktörleri fabrika çıkışlı olarak sunmaya başladık. Bu neyi sağlıyor? Bir kere ekilebilir alanda en iyi operatörüm diyen arkadaşımız %7'ye varan ekemediği alan kalıyor. İşte uydudan yerinizi 2,5 santimetre hassasiyetle aldığınızda %7 daha fazla alan ekiyorsunuz. Yine gübre kullanımını Enis Bey de bahsetti. %3-4'e varan daha az gübre ilaç kullanıyorsunuz. Şimdi bir finansal okul yazarlık dediğinizde çiftçilerimizin birçoğu bu masrafları saydığımda gübre, mazot, ilaç geçen yıl ne ödediklerini gözlerinin önüne getirebilir. Buradaki %5-6'lık kazançlar gerçekten dipteki birçok şirketin yakalamaya çalıştığı net kar marjlarına geliyor Melih Hanım. Bir önemli konuyu ben yine söyleyeceğim. Üç başlık altında söylemiştim. Biri çevreye verilen zarar. Yine Enis Bey çok güzel anlattı. İkincisi kaynakların doğru kullanımı. Üçüncüsü de gıda israfı. Şimdi gıda israfı deyince tabii çöpte işte atılan ekmek gözümüzün önüne geliyor. İşte soğuk zincirde eksiklerimiz var. Hale gelene kadar, çıkana kadar pazarda attığımız meyve sebze gözümüzün önüne geliyor. Ama ben çok daha farklı bir örnek vereceğim ve ben eminim ki birçok izleyicimiz de katılımcımız da bunu ilk kez bu netlikte duyacak. Mısır, arpa, buğday, çeltik, ayçiçeği, mercimek. Bütün bunların bir ortak özelliği var. Biçer döverle hasat ediliyor bütün bunlar. Türkiye'de son sayımda 19.200 adet biçer döver Türkiye'de çalışıyor. Ve bunların bir kısmı 30 yaşından daha yaşlı makineler. %10 tane kaybı dediğimiz olay bir yandan önde hasat ederken eski teknolojiye sahip olması sebebiyle arkadan biz bu %10'u tarlada bırakıyoruz. Yani olacak iş değil. Tabii böyle söyleyince yine daha net ifade edeyim. Biraz önce saydığım ürünler Türkiye'de yaklaşık 35 milyon ton üretiyoruz. Ve bu ürünlerin hepsi bizim ithalat listelerimizde olan ürünler 35 milyon tonun biz maalesef 3,5 milyon tonunu daha hale, tarlaya, zahireciye, ofise, depoya gelmeden biz onu tarlada bırakıyoruz bir güzel ve ondan sonra da ithalat yapan ülke konumunda yer alıyoruz. Şimdi bu verdiğim bütün örnekler aslında teknoloji kullanımıyla neleri yapabileceğimizi gösteren somut örnekler. Ben inanıyorum ki çiftçilerimiz, evet Sencer Bey söyledi, ortalama çiftçi yaşımız 52-53'e geldi. Ama örneğin sosyal medya kullanım oranına bakıyoruz. Çiftçilerimizin %80'i sosyal medya kullanıyor. Biz de yaptığımız kampanyaların duyurularından oradaki etkileşimlere kadar baktığımızda özellikle %94'ünün Facebook kullandığını görüyoruz. Eğer bu mecraları onların eğitiminde, onların soru sormasına teşvik edecek şekilde kullanabilirsek ben eminim ki daha yeni nesil çiftçiler, evet ortalama çiftçi yaşı 55 ama artık çocuklar, torunlar sosyal medyadan gidip baba, dede, amca bak bu traktörü böyle gördüm ben. İşte yeni bir özellik eklemişler, işte otomatik şanzımana sahip veya uydudan yerini tespit ediyor deyip onları da verimliliğe zorluyor. Çiftçilerimize verimliliği ve karşısındaki kazancı anlatabilirsek ve onlara bizim Türk Traktör Finans'ta sunduğumuz gibi finansmana kolay erişimi sunarsak ben Türkiye'deki çiftçilerimizin yatırım yapmaya hazır olduğunu düşünüyorum. 255 milyar TL borcu olan bir çiftçi yapılanmasından söz ediyoruz. Sonuçta 100 milyar TL'si doğru planlanırsa çiftçi bu işi iyi götürebilir. Problem yok. Ancak biz hepimiz ev benim olsun, araba benim olsun, bir konut yetmiyor, iki konut gibi gereksiz israf yapan bir ülkeyiz. Makinalaşma konusunda, tarımda, kiralama, burada farklı modelleme olamaz mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Paylaşım ekonomisi tabii evet. Günümüzün sıcak konusu. Sadece çiftçilikte şöyle bir şey var. Aynı dönemde, aynı anda benzer iş yapılıyor. İşte Sencer Bey çiftlikte, Doğancı'da işe başladığı zaman Karaca Bey, Manyas, Gönen o bölgedeki hemen hemen herkes mısır ekimine başlıyor. Herkes veya hasat döneminde herkes hasada başlıyor. Dolayısıyla bizdeki rakamlar evet fazla gibi görünmekle beraber Türkiye'nin halen daha mekanizasyonda çok büyük açığı var.
Biraz önce bahsettiğim parkın ortalama beygir gücü 55 beygir. Yine hep oradan örnek veriyorum konuğumuz olduğu için. Sencer Bey'in çiftliğinde 55 beygir kadar küçük bir traktör yok. Traktörler 110 beygirden başlıyor ve 315 beygire kadar gidiyor. Dolayısıyla burada aslında mekanizasyonda adet sayısı fazla olan bu eski traktörlerle ekonomik ömrünü doldurmuş, biraz önce söylediğim bakım maliyeti yüksek, güvenlik normlarından yoksun ve özellikle fazla yakıt tüketen traktörlerle mekanizasyonda ilerlemek çok mümkün değil. Yine Avrupa Birliği'nden bir örnek vereceğim. Türkiye'de traktör başına ortalama 5.2 ekipman düşerken Avrupa Birliği'nde artık her işte özelleştikleri için ve doğru ekipmanı doğru traktörle eşleştikleri için traktör başına 10 ekipman düşüyor. Bence daha gidecek çok yolumuz var. Peki, tarımda özelleştirme ana konu. Avrupa rotamız AB olmalı. Ama biz bu rotadan başka bir rotaya geçmiş durumdayız. Öyle görünüyor tablo. Tarımda özelleştirme çiftçiyi Türkiye'de mutlu etti mi? Siz bir çiftçisiniz. Yaş ortalamasını verdiniz. Paylaşım ekonomisine geçiş için mekanizasyon yeterli değil diyor Cem Bey. Dolayısıyla tüketim dünyasında kooperatifleşme veya paylaşım ekonomisinin sadece komünizm gibi güzel bir fikir olarak kalacağı kanaatindeyim. İşin sonunda ben bir çiftçi olarak kimsenin hayrına çalışmıyorum. Para kazanmak için çalışıyorum, ekmek parası için çalışıyorum. Hepimiz aynı. Yani bizi hayırsever olarak görmelerini de istemiyoruz. Biz de iş insanıyız ve biz üreticiyiz. Biz ölçek büyüteceksek, yeni teknolojilere yatırım yapacaksak, yani bir sebebi olması lazım. Bu işten daha da fazla para kazanabilir. Niye güçlü bir çiftçi örgütlenmesi yapamıyorsunuz? Yapamazsınız çünkü çiftçi örgütlenmesi, bakın var işte ziraat odaları var. 20 yıldır aynı başkan, Şemsi Beyciğim. Sağ olun. Onu olsun. Geçelim, o ayrı bir konu. Ne yarıyor? Çünkü yani, o başka bir şey. Hayır, siyasi sahiplerle çiftçi örgütlenmelerini buraya getirmek yanlış. Tartışmayalım. Bakın, ama konu şu. Hedefinizin ne olduğunu iyi belirlemeniz lazım. Bir insanın hedefi para olursa o yola giden her şey mübah olur. Ve o hırsızlığı da getirir, dolandırıcılığı da getirir, her şeyi. Hedefiniz başarı olursa o yola giden her yol mübah olduğu zaman refah gelir. Biz ne yazık ki Türk çiftçisi olarak bir her gün bugün mü bu olacağız, yarın mı bu olacağız? Bugün mü batacağız, yarın acaba finansmanı bulabileceğiz mi? Acaba Ziraat Bankası kredi verirse bir daha bir takla attırabilir miyiz? Hep bu modda gidiyor. Çünkü öngörülebilirlik yok. Öngörülebilirlik ve karın olmadığı bir yerde siz kooperatifleşseniz de sonucu getiremezsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Ben hep üniversitelerde konuşurken şunu söylüyorum öğrencilere. Çok çalışırsanız zengin olabilir misiniz? Belki. Hammallar da çok çalışıyor. Hadi. Zengin hammal var mı tanıdığınız? Yok. Var. Arada bir çıkıyor ya. Yani. Çok nadir. İşte piyasadan bir tanıdığınız. Kapitalizm böyle sonuçlar yaratabiliyor. Böyle ama bakın, hikayeler. Akıllı çalıştığınız zaman. Hatta tembelseniz daha çok para kazanma şansınız var. Çünkü o işi daha efektif, daha az eforla nasıl yaparımı kafa yoruyor olacaksınız. Yani çalarak veya hammallık yaparak değil. Çalışmazsanız hiçbir cacık olmaz. O ayrı konu. Ama çalıştığınız zaman da akıllı çalışmak. Şu anda bizim çiftçimiz ne yazık ki eğitim noksanlığı sebebiyle aynı davranışta bulunup hep farklı bir sonucu bekliyor. Ve her sene tarımda mesela demin Cem Bey şöyle bir şey söyledi. Dedi ki biz iki gün sonrasının hava durumunu, tamam da ben ne yapayım? Yani hava durumu geliyorsa geliyor. Benim mısırıma dolu yağacaksa yağacak. İki gün öncesinden bilmem, iki gün daha hayatımın çok kötü geçmesine sebep verir. Ötesine de yapabilecek hiçbir şeyim yoktur. Mısır tarımı için veya buğday tarımı için söylüyorum. Buğdayda fiyat tabii hiç ne bakın, bekliyorsunuz? İşte, bir onu da söyleyiverin arada. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bugünün devrinde bunu konuşmak bile abes. Yani kapitalist bir sistemin içerisinde bir fiyat belirlediğiniz zaman bir saatin çarklarının bir tanesinin bir tane dişini kopartmaya benzer. Bir anda bambaşka yerlerden bambaşka ve saat hep yanlış gösterecektir. Günde iki kere doğrudur. Onun dışında hep yanlıştır. Bizim bakanlığımız bu konuda çok ustalaştı. O saat iki kere günde doğruyu gösteriyor ya. Evet. O doğrulara çok fokus oluyorlar ve bak biz bak yine bildik diyorlar aynı saat geldiği zaman. Ama ne demek ya buğday fiyatı belirlemek? Kötü gün dostu sloganı şunun için geçerlidir. Eğer dünyada bir kriz olursa Türk çiftçisinin emeklerini yerde bırakmamak, alnındaki teri yerde bırakmamak için biz TMO olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak
şu fiyatın altında bir fiyatı çiftçimize layık görmüyoruzu söylemesi lazım. Biz ne yapıyoruz şimdi? Aynı kurumu aldık, buğday fiyatlarını düşük tutup işte ekmek fiyatlarını ucuzlatmak için kullanacağız. Bunu yaptığınız sürece ne yazık ki ne teknolojik gübreler, yeni sistem uygulamalar, ne teknolojik traktörlere yatırım yapmazlar. Hala traktörleri bir finansman modeli olarak görürler, gübreciyi de bir maliyet unsuru olarak görürler. Halbuki bu adam benim en yakın dostum. Çünkü bana daha az ürünle, çevreye de saygı göstererek daha fazla çıktı almamı ve daha birim maliyeti ucuzlatmamı sebep veriyor. Ben eğer ucuz üretmezsem hiçbiriniz ucuza ekmek yiyemezsiniz. Benim ucuza üretebilmem için de verimli üretim yapmam lazım. Ama şu anda kimse bunu düşünmüyor. Herkes sadece şunu düşünüyor. Yarın ne olacak? Acaba yarın batacağım mı? Acaba ben bu işten çıksam mı, çıkmasam mı? Bu çok çok kötü bir durum esasında. Refah için uğraşmalıyız. Kabul ediyorum. Son 3,5 dakikada sözü size bırakacağım. Sencer Bey'i dinliyoruz, Cem Bey'i dinliyoruz, sizi dinliyoruz da nasıl çıkacağız bu işin içinden? Çiftçi ve köylü iki kavramı beraber kullanmak durumundayız. Köylü olmadan olmaz. Siz çiftçi olabilirsiniz ama köylü benim için çok önemli. O yüzden buyurun sizi dinleyelim. Türkiye bugün geçen yıl tarım ürünleri ihracatında 29 milyarlık bir ihracat, 21 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştirdi. Tarımda Türkiye'nin refahının artması ve büyümenin gerçekleştirmesi için Türkiye'nin bugün hak ettiği olması gereken yer 100 milyar dolar. Bunun için de öncelikle ilk bölümde bahsettiğim çevresel sorunlarla çözmemiz gerekiyor. Ve bununla yapılması gerekenlerden, somut adımlardan biri, tarım ilaçları firmalarımız bilir, Türkiye'de tarım ilaçlarımız ruhsatlanırken biyolojik etkinliğe göre ruhsatlanır. Oysa ki bitki besleme ürünleri tescil edilirken herhangi bir etkinlik aranmaz. Etkinlik aranmadığı için çok çok ciddi şekilde bilgi kirliliği mevcut, yanlış uygulamalar mevcut ve şimdi dünyayı global ilgilendiren, Türkiye'nin de artık ses vermesi gereken 3 tane önemli kirlilik söz konusu. Birincisi, sera gazı salımlarında karbondioksitten sonra en önemli salınım amonyaktan geliyor. Ve tüm dünya şu anda amonyak salımlarına bakıyor. Ve %89'u tarımdan kaynaklanıyor. %89'unun %18'i de inorganik, katı ve sıvı gübrelerden kaynaklanıyor. Yoğun tarım yapılan yerlerde soluduğumuz hava amonyak içeriği 100 kat daha fazla. Uzak bölgelere göre. Çok ciddi bir mesele. Eğer soluduğunuz hava amonyak seviyesi yüksekse insan ve hayvan sağlığını tehdit ediyorsunuz. Aynı zamanda bitkilerin ve yaşamını da ciddi şekilde önlüyorsunuz. Diğer bir sorun ise nitrat kalıntıları. Doğal olarak bitki ve toprak bünyesinde bulunan nitrat içme suyundaki nitrat kirliliğinden kaynaklanıyor. Yine kullandığımız nitrat içerikli gübrelerin, ham gübrelerin kullanılmasından kaynaklanıyor. Bu seviyelerde mavi bebek sendromu ve kanserle ciddi şekilde bağlantısı var. 1980'de İngiltere'de Times nehrinde yapılan araştırmada 60 ppm bulunan, %15 daha fazla bulunan nitrat seviyesi bugün %83 artarak 2020 yılında 110 ppm seviyesine gelmiştir. Türkiye'de son yıllarda yapılan araştırmalarda özellikle Akdeniz bölgesinde yeraltı sularından alınan numunelerde özellikle yeni yazlık olan ve havuz sularından alınan tarımın yoğun yapıldığı yerlerde nitrat seviyeleri 250 ppm'i 200 ppm'i bulmuş durumda. Aslında demin sözlerime başlarken belirttiğim gibi çevre konularını halletmeden çiftçinin karlılığından, sosyal sürdürülebilikten ve politikalardan bahsetmek kolay olmayacak. Diğer önemli bir konu da fosfat kirliliği. Yüzey sularında aşırı fosforlu gübrelerin kullanılması, işte geçen yıl Marmara müsilajı, azotun ve fosforun nerelerden geldiği, hangi nehirlerden, hangi akıntılardan geldiği ve şu anda da Türkiye'deki yeraltı suları ve topraklarımızdaki bu üç ana kalıntıyı çözmemiz gerekiyor. Bunun için bakanlığın biyolojik etkinliklere göre yaptığı çalışmalar, sonuçları daha az gübre kullanımıyla, içinde teknoloji barındıran gübrelerle çok daha etkin bir sonuca götürecek
Ve bugün geldiğimiz noktada son aylarda artan kimyasal gübre maliyetleriyle beraber teknolojiye sahip gübrelerin maliyetleri birim alanda ucuzladı. Ve son bir örnek olarak 18 yıl evvel turunçgil meyvelerinde çiftçi 250 kilo toplam bir ana elementlerle iz elementleri uygularken bugün 15 yıldır aynı bahçelerde uyguladığımız bu teknolojilerle 3'te 1'i daha az kimyasal kullanarak, toprağı iyileştirerek, daha iyi sonuç alarak ve verimle beraber kaliteyi, raf ömrünü arttıran sonuçlar sunuyorsunuz. İşte bunların bütününde baktığınızda çevresel sorunları halledip inovatif teknolojilerle bitki besleme bacağında biz üzerimize düşenleri yaparsak, diğer konularda evet Türkiye'de çok 50 dönüm ortalamalı çiftçimiz, 10 dekar ortalama meyve sebzecimiz var. Bunların mutlaka Aydıncık'taki 3000 çiftçinin tek başına hareket etmesi mümkün değil. Onun için bunlara da bir model oluşturup sadece pazarlama için kooperatif değil, girdi maliyetleri, teknolojilerin, inovatif uygulamaların yerleşeceği, kabul edeceği ilk teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. İşte o zaman Türkiye 100 milyar dolarlık ihracatı hedeflediğinde ve hiç ithalatı belki yapmadan ana tahıl grubunda Türkiye'yi lider bir tarım ülkesi getirir. Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü yapabilirsiniz. Ne güzel. Bir anda umutlandım ben bu panelde. Niye umutlandım? Çünkü tarımda refahı yakalayabiliriz. Katma değeri yakalayabiliriz. Yeter ki ortak akılla iş yapalım. Yeter ki kutuplaşmanın karşısında duralım. Bunu anlıyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Memnun kaldınız mı? Evet. Böyle peşer bakmayın bana. Biz Agro TV ekranlarında Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi yayınlarını sürdürmeye devam ediyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden hepinize selamlar gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Evet, bir yere ayrılmıyoruz. Bir 5 dakika.